Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri, 2024 bütçe görüşmeleri başlamıştır. Mecliste bütçe görüşülüyor. Emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye bütçe istiyoruz. 2002 yılında bir memur maaşı, en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alabilirken 2024 yılında en düşük memur maaşı 7,5 çeyrek altın alabiliyor. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 8 çeyrek altın alırken en düşük emekli maaşı 2024 yılında 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Asgari ücrette 2002 yılında 7 çeyrek altın alırken yine aynı asgari ücrette 2024 yılında 3 çeyrek altın alabiliyor. KYK öğrenci yurdunda kredi alan öğrenci 2002 yılında 1,5 çeyrek altın alırken 2024 yılında 0,25 çeyrek altın alabiliyor. Burada da kayıplarımıza baktığımız zaman en düşük memur maaşıyla 7 çeyrek altın kaybımız, en düşük emekli maaşıyla 5,5 çeyrek altın kaybımız, asgari ücretliye baktığımız zaman en düşük asgari ücretiyle yine 4 çeyrek altın kaybımız ve KYK'lı öğrenci yurduyla da baktığımız zaman en düşük KYK'lı öğrenci 1,25 çeyrek altın kaybı olarak yaşıyoruz. Asgari ücret talebimiz en az 2024 yılında en az 30 bin lira olması ve bu konuda gerekli mücadeleyi mecliste ve alanlarda yapmamız tabii ki önemli. Bu önemle ilgili olarak da 2025 yılına ait en az memur maaşı ve asgari ücretli maaşı en az 30 bin lira olması yönünde mücadelemize devam etmekteyiz. Bununla ilgili bugün burada kamuoyu bilgilendirmesiyle ilgili çalışmaları ve bildiri dağıtımına başladık. Desteklerinizi ve ilgilerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çek bizi de adam görsün de. Evet değerli izleyicilerimiz, Pazar Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığınca bugün gördüğünüz gibi evet, emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye, memura bütçe istiyoruz diyorlar. Verilen bütçe görüşmelerinde evet bunların evet artırılmasını istiyorlar. Asgari ücretin evet 2025 yılı itibariyle en az 30 bin lira olmasını söylüyorlar. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle konuşmasını yaptılar ve evet halka broşürlerini dağıtıyorlar. Evet bir kez daha söylüyorum. Memura, öğrenciye, emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye evet ek bütçe istiyorlar. Gördüğünüz gibi broşürler broşürler dağıtılıyor ve bir evet, bilgilendirme yapıyorlar şu an itibariyle. Gördüğünüz gibi evet, meydanda bildiriler şu an itibariyle dağıtılıyor. Ve dediğimiz gibi evet, emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye, memura bütçe görüşmeleri yapıldığı için daha fazla bütçe istiyorlar ve aynı zamanda evet asgari ücret taleplerinin
30 binin altında olmamasını söylüyorlar. Evet, 30 binin altında yokuz diye de bir sloganlar var. Gördüğünüz gibi evet, meydanda evet, bildiriler, broşürler dağıtılıyor. Bir eski karşılaştırma yapıldığında evet, gördüğünüz gibi 2002'de en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın yaparken şimdi 7,5 altına düştüğünü, yine en düşük emekli maaşının 2002'de 8 çeyrek altına karşılık gelirken yine 2,5'a düştüğünü, asgari ücretinin 2002'de 7 çeyrek altına karşılık gelirken bugün 3 çeyrek altına karşılık geldiğini, yine KYK'larda öğrenci kredilerinin 2002'de 1,5 çeyrek altına karşılık gelirken 0,25'e düştüğünü buradan vurguluyorlar. Evet, meydanlara böyle halkı bilgilendiriyorlar. Gördüğünüz